Dindarlıkla açıklayamayız dediğim kısmı bu. Bunların ne dindarlığı dindarlık ne de milliyetçiliği milliyetçilik. Hem dindarlığı sahtelik hem de milliyetçilikleri sahtelik. Cumhuriyet tarihine de Türkiye Cumhuriyeti'ne hiç kimse bu kadar ağır darbeyi vurmadı. Milliyetçilerin vurduğu kadar. Şu anda milliyetçiler iktidardalar. Onların elinde ülke paçavraya döndü. Parası değer kaybetti. İnsanın değeri, sen şimdi turist gelecek diyorsun. Turistin gelmesini insanlar şöyle algılıyorlar, döviz gelecek. Hizmetçi olacaksın sen yabancıya bu ülkede. Ayakkabısını boyayacaksın, onların restorandaki yemeğine garsonluk yapacaksın. Daha fazla ilerisi yok. Çünkü mühendis olmanın bir kıymeti yok, çünkü hukukçu olmanın bir kıymeti yok, çünkü yetişmiş bilim insanı olmanın kıymeti yok, çünkü burada üretim yok. Bırakmadılar. Şimdi sen örneğini verdin. Bu ülkenin en milliyetçi, en dindar, insan kendini öyle topluma pazarlayanların iktidar olduğu bir ülkede bu ülkenin firmaları 3 kuruş değere düştü. Cebine 1 milyar doları koyup gelecek olan yabancı buradaki bütün holdingleri toparlayacak duruma geldi neredeyse. Yani bu döviz düşme meselesi, ben biraz gençliğe hitap ede var ya, hani demir yolları, havaalanları işgal altında da olsa diye meşhur tabir. Memleketteki bütün hastaneleri, bütün havaalanlarını, bütün köprüleri, bütün yolları, otobanları dövizle yaptır. Döviz taahhüdünde bulun. Ve sonra o dövizin ikiye katlanmasını, dörde katlanmasını dert etme. Şu anda ya, ülkenin tamamı işgal altında. Ekonomik olarak işgal altında. Yani Osman Gazi Köprüsü diyelim ki dolar bazında taahhüdü var değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Tabii. Ya dolar ya euro. Ya dolar ya euro. Tabii. Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı euro bazında taahhüdü var değil mi? Katlanıyor o insanlara. Bütün otobanlar, bütün köprüler, bütün yollar o yapan firmaların işgali altında. Ödenmez teknik olarak mümkün hale gelme. Yani teknik olarak ödenemeyecek hale geliyor durum. Şimdi bunu, şimdi ben niye kılıf diyorum buna? Tayyip Erdoğan gerçekten Müslüman bir hayat mı yaşıyor ki faizin haram olduğuna inandığını düşünelim. Hangi alanda gerçekten Müslüman bir hayat yaşıyor? Bir lokma, bir hırka, bir hayatı mı var? Bilgece bir hayat mı yaşıyor mesela? Yolsuzlukta, sen dediğin gibi yolsuzluktan mı rahatsız oluyor? Sarayda yaşamaktan mı vazgeçiyor? Karısı 50 bin lira, 50 bin dolarlık çanta takmaktan mı vazgeçiyor? Müslüman ahlakı dediğimiz, Müslüman terbiyesi dediğimiz ne var orada? Yani Müslümanlık, Hazreti Muhammed öğretisi dediğimiz o terbiyenin yüzde kaçı biri mi var ki bizim Erdoğan'da gördüğümüz, baktığımızda? Müslümanlığın kokusu mu var ki? Hani ya bunu Müslümanlığa dayanarak faiz meselesini. Nasıl ki milliyetçilikleri sahte ise dindarlıkları da sahte. O yüzden diyorum yani ülkeyi yönetemiyor olmalarına bir kılıf buluyorlar. Bahçeli milliyetçiliği kılıf olarak kullanıyor, Erdoğan dindarlığı kılıf olarak kullanıyor. Ve daha vahim olanı bu ülkenin en önemli iki değerini bu ülkeyi yıkmak için kullanıyorlar. Ben bu yıkma kelimesini rastgele kullanmıyorum. İzleyicilerimizin özellikle altını çizmek istiyorum. Bu öyle öfkeyle ağzımdan çıkmış bir kelime değil. Durumun vahametini daha da böyle devasa hale getirmek için kullandığım kelime değil. Bir ülkede döviz 3 ayda %40'lık bir artışa, yani değer kaybına TL uğramışsa o iktidar o ülkeyi yıkıyor demektir. Ve üstelik bütün bir ülkede bütün ekonomistleri, bütün aklı başında insanların feveran ettiği, yapmayın dediği bir şeyi inatla yapıyorsa ve tek bir kişinin, bütün dünyadaki ekonomistler, bak tekrar söylüyorum, bu sadece Türkiye'de değil. Bütün dünyadaki ekonomistler, teorisyenler, bu işin bilim insanları, faiz neden enflasyon sonuçtur teorisinin saçma sapan olduğunu söylüyor. Ve buna rağmen ekonominin zerresinden anlamayan biri, ben bu ülkeyi böyle yöneteceğim diyor, inadında devam ediyor. Şimdi buna yanlış diyemeyiz. Murat, yanlış bir kere yapılır. Yanlış iki kere yapılır. Yanlış, hadi lanet olsun deyip 3 kere yapılır. Yanlışı bunca uyarıya rağmen, bunca itiraza rağmen, bunca yıkıma rağmen, 400-500 milyar dolar borcum var. Her artış katlamasına atlıyor rağmen, havaalanların, köprülerin, döviz üzerinden her artış ödemeni katlıyor. İlacın, akaryakıtın, doğalgazın, elektriğin, ham madden, gıdan, dövizle alıyorsun. Her artış ikiye katlıyor.
Buna rağmen devam etmek demek yanlış diyemeyiz. Hatayı insanlar bilmeden yapar. Bilmeden yapılana hata denir. Özellikle altını çiziyorum sevgili izleyiciler. Bilmeden yaptığımız yanlışlardır hata olan. Ya da doğru bildiğini zannettiğimiz yanlışlardır hata olan. Ama biri bizi uyardığında ondan vazgeçmiyorsak o artık kasıta girer. Bu kendini bu ülkenin en milliyetçi, en dindarı olarak tanımlayan bu iki parti, adını da verelim. Bu iki partinin adını ve bu iki partinin yöneticilerini, Tayyip Erdoğan'ı, Devlet Bahçeli'yi bu Türkiye'nin kara tarihine kara bir şekilde yazılacak. Bu ülkeyi yıkan iki tane siyasetçi olarak tarihe yazacaklar. El ele verdiler, inatlarından vazgeçmiyorlar, ekonomi yönetemediklerini göremiyorlar, toplumu yoksulluğa sürüklediklerini görüyorlar. Toplumsal barışı mahvetmişler, devlet olma vasfını ortadan kaldırmışlar. Buna rağmen sırf o iktidarda bir yıl daha, iki yıl daha kalmak için 85 milyonun hayatını heba ediyorlar. Bu ülkenin 100 yılda kat ettiği mesafeyi ortadan kaldırıyorlar. 100 yılda büyük bir emekle kurulmuş her bir kurumu paçavraya dönüştürüyorlar. Bu ülkenin gencecik insanlarını turiste hizmetçi yapmaya çalışıyorlar. Bu ülkenin kadınlarını, çocuklarını, emeklilerini açlığa, yoksulluğa mahkum ediyorlar. Niye biliyor musunuz? Bahçeli ile Erdoğan 3 gün daha iktidar sefası sürsünler diye. Bundan daha büyük bir ihanet olmaz bu ülkeye. Bunu görürüz görmeyiz. Hem demokratik yollardan ağır bir faturasını ödeyecekler. Ama en kötü ihtimalle tarih bu iki lideri Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkan, 85 milyonu açlığa, yoksulluğa mahkum eden, sırf kendi siyasi iktidarları için onlarca, yüzlerce bilim insanının uyarısına kulak tıkayıp o yanlışlarında, o hatalarında, o kasıtlarında ısrar eden iki lider olarak yazacak. Dindarlık, sahtelik, yalan. İnanmayın sakın. Milliyetçilik, yalan. Kim ki bir konuda size dönüp ben hepinizden daha filanım, ben hepinizden daha dindarım diyorsa, ben hepinizden daha milliyetçiyim diyorsa, ben hepinizden daha Atatürkçüyüm diyorsa, ben hepinizden daha Kürdüm, ben hepinizden daha Aleviyim diyorsa bilin ki sahtekarlık yapıyor. Korkunç bir sahtekarlık var, korkunç bir ihanet var. Ama bence asıl bunu hepimiz yaşıyoruz Murat. Şu anda bence 10 yaşındaki çocukta da aynı endişe var. 80 yaşındaki yaşlı amcamızda da teyzemizde de aynı endişe var. Her birimizde benzer endişe var. Asıl vahim, bence o soruya belki geçebiliriz. Türkiye bu 1,5 yılı bu iktidarın bu gaspta nasıl yaşayacak?